misafirlerimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu alanımızı teşrif etmişlerdir. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Parti Meclis Üyemiz, Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım, Küçükçekmece ve Avcılar Sayın Belediye Başkanlarımız, saygıdeğer meclis üyeleri, törenimizi teşrif eden saygıdeğer muhtarlarımız ve bugünün ev sahibi olan saygıdeğer hak sahipleri, Eyüp Sultan Yeşilpınar Mahallemizin değerli sakinleri, değerli konuklarımız, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, yağmur yağdığında biz çok seviniyoruz çünkü barajlarımıza çok büyük etkisi var. Yağmurlu bir günde buluşmanın mutluluğu ayrıca çok büyük bir keyif veriyor. Çok mutluyuz çünkü kararlı, şeffaf ve doğrulardan taviz vermeden hak sahipleriyle yüz yüze en şeffaf haliyle konuşarak tam 50 yıllık bir mülkiyet sorununu çözdüğümüz, kesintiye uğratılmaya çalışılsa da zor ekonomik koşullara rağmen yapımını tamamladığımız Eyüp Sultan Kiptaş Yeşilpınar evlerinde bugün vereceğimiz anahtarlarla tüm hak sahiplerini dairelerine kavuşturmuş olacağız. Bu bizler için büyük bir mutluluk. Törenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Buranın geçmişini bilenler ne kadar kötü evler olduğunu, küçük bir dokunuşla evlerin nasıl blok halinde yıkıldığını mutlaka gördüler, şahit oldular. Şimdi dünya çapında ödül alan bir projeyle, bir yenilenme projesiyle, kentsel dönüşüm projesiyle karşınızdayız. Ve bir filmle hem geçmişi biraz hatırlayalım hem de neler yaptık yeniden hafızalarımızı tazeleyelim istiyoruz. Lütfen buyurun. Depremi dert edin. 4 yıl önce kentsel dönüşümde yepyeni bir vizyonla yola çıktık. Sürdürülebilir ve gerçekçi bir model ortaya koyduk. Hayatlar yıkılmıyor, İstanbul yenileniyor dedik. Riskli alan ilan edilen, mülkiyet problemi olan, yıllarca çözüm bekleyen her bölgeye, sitelere, mahalle aralarındaki apartmanlara, kentsel dönüşümdeki her düğüme model olacak örnek işler ürettik. Bir binaymış, bir blokmuş, bir siteymiş, kapına gelmişse, koşullar oluşmuşsa Kiptaş oraya tabelasını asacak. Ve bugün Eyüp Sultan Yeşilpınar Mahallesi'ndeyiz. Yaklaşık 800 vatandaşımız 2016'da riskli alan ilan edilen, geçmiş Kiptaş yönetimi tarafından gazete ilanıyla satışa çıkarılan bu sahada mülkiyet problemi olan sağlıksız yapılarda yaşıyordu. Riskli bölge ilan edilmişti ve 6 ay içinde boşaltmamız gerekiyordu ama bununla ilgili hiçbir çalışma yoktu burada. Tamamlanamayan, bitirilemeyen, uzlaşılamayan bir noktadaydı. Göreve geldik, çözüm için sahaya indik. İstanbul'da kentsel dönüşüm anlamındaki tüm yanlış ezberleri bozacak örnek bir işe imza atmak için buradaki satışı ilk iş iptal etti. Ve tüm çıkar gruplarının manipülasyonlarına, siyasi engellemelere rağmen kararlı duruşumuzdan taviz vermedik. O çıkar gruplarına hiç fırsat vermedik. Hiç. 18 ay içinde tüm sorunları çözdük, %100 uzlaştık, riskli yapıları yıktık.
Çok teşekkür ederim Kiptaş'a. Bizi kurtardı. Şu yapılan şeyler var ya, Allah bin kere razı olsun. Mayıs 2021'de çevre dostu sosyal alanlarıyla bölgeye değer katan projemizin temelini attı. Biz vatandaşımıza bir söz verdik. Tasarım odaklı çok kaliteli bir proje yapacağız. Depreme dayanıklı bir proje yapacağız. Donatılar olan bir proje yapacağız diye. Hem kaliteli hem hızlı bir iş istiyoruz. Takvimini gün gün takip edeceğim. Gelip de burada sık sık da denetleyeceğim. Hak sahiplerimiz için eklenen her tuğlayı, bağlanan her demiri, boyanan her duvarı tek tek paylaştık. Güzel tasarlanmış Kiptaş'ın gerçekten hani gururla tanımlayacağı yerler. 26 Ocak 2023'te ilk etabı tamamladık. 108 hak sahibimize evlerinin anahtarlarını teslim ettik. Hep şeffaf ve dürüst olduk ve ilk günden beri ne söz verdiysek gerçekleştirdik. Ve bugün 113 hak sahibimiz daha deprem dirençli evlerine kavuşuyor. Yoğun yapılaşmadan uzak, mahalleye açık kreşi, çocuk parkları, kütüphanesi, aile sağlığı merkeziyle bölgeye değer katacak Eyüp Sultan Yeşilpınar evlerinin ikinci etabı tamamlanıyor. Hak sahiplerimizin bu alkışlarla dairelerini çok beğendiklerini düşünebiliriz, öyle değil mi? Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu süreci başından beri çok hassas takip eden, hepinizin de çok yakından tanıdığı bir isim ilk olarak bizlere hitap edecek. Lütfen alkışlarınızla Kiptaş Genel Müdürümüz Sayın Ali Kurt Beyefendi'yi arz ediyorum. Sayın Genel Müdür. Buyurun. Evet, birçok proje alanında riskli yapılara çözüm ürettik ama Eyüp Yeşilpınar'ın bizim için anlamı çok farklı. Çünkü Kiptaş yönetiminde ilk riskli yapıyı çözüm ürettiğimiz bölgeydi Eyüp Yeşilpınar. İlk etabını teslim etmiştik. Bugün ikinci etabını da teslim ederek tüm hak sahiplerimize dairelerini vermiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bize güvendiğiniz için kıymetli hak sahiplerim, sizlere teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sayın Parti Meclis Üyem, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım, Küçükçekmece Belediye Başkanım, Avcılar Belediye Başkanım, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, değerli katılımcılar, sevgili basın mensupları, çok kıymetli hak sahiplerimiz. Buradaki hak sahiplerimiz sürecin tamamen canlı tanığı oldu. Çünkü çok interaktif bir süreç yönettik. Ne kadar manipülasyon varsa hepsiyle mücadele ettik. Park yapacağız dedik, yapmayacak dediler, yaptık. Duvarlarla çevirmeyeceğiz dediler, çevirecekler dedik, çevirmedik. İlk etabımızda bunun örneğini gösterdik. Bitiremez dediler, bitirdik. Baktılar olmuyor. İnatçı bir Kiptaş yönetimi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi var. Bu sefer işi sahiplenmeye karar verdiler. Dediler ki biz olmasaydık bu projeyi çözemezlerdi. Şimdi buranın tarihini herkes biliyor ama kısaca bir özet geçmek istiyorum. Bu arsa 2016 yılında riskli alan ilan edilmişti. Ve 2018'in sonunda bir önceki yerel seçimden yaklaşık 3 ay önce geçmiş Kiptaş yönetimi tarafından üzerindeki hak sahipleriyle beraber satışa çıkarılmıştı. Çünkü eski yönetimin siyasi kaygıları vardı ve buradaki vatandaşlarla yüzleşmeyi göze alamamışlardı. Biz göreve gelir gelmez ilk işimiz bu satışı iptal etmek oldu. 25 Mayıs'ta 2021'de temeli attık. Düşünün, %100 uzlaştık. Hiçbir sorun yok. Temel atacağız. En önemli anımız. Bu anı da provoke etmek için maalesef mahalleliyle aramıza girdiler ve burada parkın açılmayacağını iddia ederek sahayı provoke etmeye çalıştılar ve o güne de gölge düşürmeye çalıştılar. O açılmayacak denilen park alanında şu anda bu etkinlik alanımızı yapıyoruz. Çadırımızı kaldırdıktan bir hafta 10 gün sonra burayı tüm donatılarıyla beraber açmış olacağız. Burada nasıl bir proje yapacağımızı sürecini tüm vatandaşlarımızla, hak sahiplerimizle, kamuoyuyla anlattık. Bizi maalesef biraz yordular ama biz bu süreçten galip geldiğimize inanıyoruz hak sahiplerimizle beraber. Çünkü biz burada %100 uzlaştık. Bizi takip edenler bilir, Kiptaş yönetim tarihinin en hızlı konut üreten dönemini yaşıyoruz. Ancak bundan daha büyük projeleri çok daha hızlı tamamlamamıza rağmen bu projemizde zaman kaybettik. Bunun da en büyük sebebi maalesef siyasi kaygısı olan bazı yerel yöneticilerin gerekçesiz sebeplerle bazı yürütmeyi durdurma kararları almasıydı. Aslında burada zararı Kiptaş şirketine verdiklerini düşünüyorlardı ama en büyük zararı hem bu mahalledeki halkımız, vatandaşlarımız hem de hak sahiplerimiz. Bu zararla yüz yüze geldi. İnşaat süreçleri maalesef komşuluğunda bulunan mahalleyi de etkiliyor ve
zorluyor. Buranın düne kadar yolları çamur içerisindeydi, bataklık içerisindeydi. Burada sonuçta büyük bir inşaat süreci yürüttük. Ancak bu süreçlerin bu kadar uzamasının sebebi maalesef biz değiliz. Biz etap etap da değil, tek etapta bu projemizi teslim etmeyi hedefliyorduk ama burada bir burada riskli yapıları tahliye ettik ve maalesef burada tahliye ettiğimiz vatandaşlarımız başka riskli yapılarda kiracı olarak oturmaya başladılar. Bir an önce bu vatandaşlarımızı olası deprem öncesi sağlam konutlarına taşımak adına biz öncelikle hak sahiplerimizin etaplarını teslim etmek için etap etap teslime başladık. İnşaat süreçlerindeki programlarımızın sürekli değişmesi sahada bizi zorlamasına rağmen buradan yüklenici firmamıza ve sahada alın teri döken emekçi kardeşlerimize teşekkür etmek istiyorum. İlk hedefimiz hak sahiplerimizin etaplarını teslim etmek oldu. Ve bugün tüm hak sahiplerimizin dairelerini vereceğiz. Projede tabii hak sahiplerimize ilk etap daireleri verdik. Onlar gene mağduriyetler yaşadı. Bunun da takipçisiyiz. Çünkü biz bu projede herkese kapalı otopark sözü verdik. Ancak projemizin tamamını açamadığımız için otoparklarımızı da hizmete açamadık. Elektrikte bazı sorunlar yaşadılar. Bunların hep takipçisiydik ama bunlar tamamen inşaat sürecimizin sekteye uğratılmasıydı. Bugün itibariyle bu sorunların da hepsini ortadan kaldırmış olacağız. Biz hep iş birliğinden yana olduk. Buranın ruhsatını öncelikle ilçe belediyesine almak için girişimde bulunmuştuk. Yalnız Ekrem İmamoğlu yönetimindeki maalesef Kiptaş'a ilçe belediyemiz ruhsat verme cesaretinde bulunamadı. Bazı meclis üyeleri maalesef İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde hem de mühendis hem de Eyüp Sultan'ı yönetmeye aday adayı olan bazı arkadaşlar çıktılar dediler ki hiç sıkılmadan burayı biz olmasaydık çözemezlerdi, ruhsatını biz verdik. Sevgili hak sahiplerimiz bilir, Eyüp Sultanlar da bilsin, buranın ruhsatını İstanbul Büyükşehir Belediyesi vermiştir. Bunu da belgeleriyle ortaya koyduk. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki başta İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığımız olmak üzere ilgili genel sekreter yardımcılığına ve ilgili yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Buradaki ön açıcı hareketlerinden dolayı. Hep söylüyoruz, dönüşüm işi insanların canını ilgilendiren bir iştir. Siyasete alet edilmemesi gerekiyor. Ama maalesef biz burada yerel yöneticilerle siyasetin en kirli yüzüyle karşılaştık bu süreçte. Ama kararlı duruşumuz sayesinde ve hak sahiplerimizin bize güveni sayesinde burayı çözdük. Buradaki hak sahiplerimiz çok iyi bilecektir. Geçmiş yerel yöneticiler buradaki arsaları sizlere bedeli karşında satmak için bedeller alıp bugüne kadar çözüm dahi üretmemişlerdi. Biz kararlı ve şeffaf bir süreçte bu çözümü ürettik. Bunu hem hak sahiplerimiz biliyor hem Eyüp Sultan ilçesindeki herkes biliyor. Eyüp Sultan ilçemizin maalesef büyük bir şanssızlığı depremi dert etmeyen yerel yöneticilerle çalışıyor olmasıydı. Ama bu dönem bence çok şanslılar. Çünkü bu dönemde Eyüp Sultan Belediye Başkanlığı'na düzgün, dürüst, kararlı, birlikte çalışmaktan da onur duyduğum sevgili arkadaşım Nihat Bülent Özmen aday ve bundan sonra riskli yapılara çok kararlı bir şekilde çözüm üreteceğine inanıyorum. Sonuna kadar da arkasında duracağımızı buradan kendisine söylüyorum. Yeşil Pınar projemize başlarken 50 yıllık mülkiyet problemini çözeceğimizi, hak sahiplerimizi bu projede tapu vereceğimizi, satışa konu alanımızın 10 bin metrekaresini kullanmayarak burada imar artışı olmadan da mülkiyet problemlerinin çözülebileceğini göstereceğimizi, burada sadece riskli yapıların değil, sosyal hayatında dönüşümü için kreşi, kütüphanesi, aile sağlık merkezi olan bir yer inşa edeceğimizi, projemizin tamamına yakınını duvarlarla çevirmeden komşu mahalleyle entegre bir şekilde parklarımızı kullanıma açacağımızı sözünü vermiştik. Ve bugün hiçbir kamu bankasından kaynak kullanmadan, bakanlıktan herhangi bir kira yardımı almadan, borçlanan vatandaşlarımızı teslimden sonra vade farksız ödeme seçeneğiyle yük getirmeden projemizi tamamlayarak hak sahiplerimize tüm sözümüzü yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün ikinci etap teslimimizle beraber toplamda 523 bağımsız birimi Eyüp Yeşilpınar projemize teslim etmiş oluyoruz. Kiptaş olarak bu projemizle beraber kendi yönetim dönemimizde 16 farklı bölgede 10.039 bağımsız birimin teslimini gerçekleştirmiş oluyoruz. Son dönemde şu da çok manipüle ediliyor. Geçenlerde bir konu olmuştu, kaç tane sosyal konut yaptınız diye. Biz de açıkladık, 2095 tane sabit taksit sosyal konut yaptık ve tamamladık diye. Bunu da veriler üzerinde manipülasyon yaparak, yok Büyükşehir Belediye Başkanı farklı rakam açıklıyor, Kiptaş Genel Müdürü farklı rakam açıklıyor diye manipüle ediyorlar. Bunun da sebebini öğrendik Sayın Başkanım. İstanbul'da bu dönemde en çok konut teslim eden kurum Kiptaş. Bize emsal gösterdikleri kurumun
bugüne kadar teslim etti, yani 2019'dan bugüne kadar teslim ettiği konut sayısı 8500'ü çok az bir sayıyla geçiyor. Demek ki bu sayıları aşağı çekmek için, bizi manipüle etmek için burada bir çaba içerisinde herkes. Ama bunu da şeffaf bir şekilde aşacağız. Bu süreçte çalışan özellikle Kiptaş'taki tüm ekip arkadaşlarıma yoğun emeklerinden ve özverilerinden dolayı hak sahiplerimiz adına teşekkür ediyorum. Hiçbir siyasi kaygıyla hareket etmeden riskli yapıların yenilenmesi konusunda sonuna kadar arkamızda olan ve buradaki süreçlerde bizim hep destekçimiz olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ekrem İmamoğlu'na şahsım ve ekip arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Hak sahiplerimize yeni dairelerin hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kiptaş Genel Müdürümüze. Efendim şimdi işte beklediğimiz ana geldi sıra. Bu güzel buluşmamızın ev sahibini dinleyeceğiz. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu bir anda daha birlikteyiz. Kıymetli komşularımla, hemşerilerimle Yeşil Pınar'da bitmesini ben de heyecanla beklediğim, yuvalarına kavuşacak olan hanımefendilerle, beyefendilerle ve onların çok değerli aileleriyle, çocuklarıyla birlikte. Bugün bizimle birlikte olan kıymetli parti meclis üyelerimize, belediye başkanı arkadaşlarıma, milletvekilimize ve değerli siyasi partilerimizin yöneticileri, ilçe başkanları, meclis üyesi arkadaşlarım, kurumumuzun çok kıymetli yöneticileri. Ama bir de bugün özellikle aramızda bulunan Eyüp Sultan belediye başkan adayımız Mithat Bülent Özmen'i ayrıca anons etmek istiyorum. Sevgili yol arkadaşlarıma ve dostuma başarılar diliyorum. Deprem meselesi en önemli sorun ve bu konuda hep birlikte el birliğiyle iş yapmamız gerekiyor, iş üretmemiz gerekiyor. Gerçekten İstanbul'un en hayati sorunudur. Sağlıklı, güvenilir binalarda yaşamak zorundayız. Allah korusun, az önce filmlerde de gördüğünüz gibi bir iş makinesi darbesiyle yerle bir olan bu yapılardan bir an önce insanlarımızın kurtulması gerekiyor. İstanbul ve Türkiye adına %100 bir beka sorunudur. Her yönüyle bize diz çöktürebilecek kadar etkisi yüksektir. Ekonomik olarak, can kaybı olarak, sosyolojik olarak, her türlü. Onun için hayatta ve ayakta kalabilmek meselesidir. Kentsel dönüşüm, tabii bir önemini sıralar, cümleler kurarız saatlerce. Ama kentsel dönüşüm meselesi, aynı zamanda bakınız İstanbullunun hayatına en etkin girdiği andan itibaren, yani 99 Gölcük depreminden sonra hayatımızın her anında konuşulan ana mesele olmasına rağmen bu iş hak ettiği şekliyle yönetilememiştir. İhmaller vardır, dönem dönem istismar edilmiştir ve ne yazık ki doğru işler, üst üste doğru organizasyon modeli koyulacağına bu iş başka yönüyle ele alınmıştır. Deprem, dönüşüm, değişim, İstanbullunun ihtiyacı olan sosyal konutlar derken bir baktık İstanbul'a binlerce, on binlerce, yüz binlerce hatta lüks konut yaparak temelde depremle ilgili sorunu olan sahanın çözümü yerine bu iş halka dağıtılmayan, bir avuç insanı mutlu eden ranta dönüşmüştür. Bu yönüyle işte tam da bu zihniyet dönüşümü başaramamıştır ve gerçek anlamda kentsel dönüşüm
oluşamamıştır. Biz 2019 yılından bu yana hem örnek bir dönüşüm sürecini var etmeye, insanlarımızla temel prensiplerinden asla taviz vermeden yol yürümeye devam ederken, bir yanıyla da devletimizin bütün kurum kuruluşlarıyla doğru adımlar atabilmek, bu süreci düzgün bir şekilde yürütebilmek, yönetebilmek, eş güdümlü çalışabilmek, bir masada oturup konuşabilmenin arayışı içerisinde olduk. Sürekli kapıları çaldık, anlatmaya gayret ettik. Biz ne kadar kapı çalmaya ve o kapılarda beklemeye veya da kendileriyle fikirlerimizi paylaşmaya gayret ettiysek, paylaştıklarımız da oldu ama ne yazık ki kulaklarını bu süreçlere tıkadılar ve anlamlı bir biçimde ortaya koyduğumuz hiçbir yolculuğu birlikte yürüme konusunda adım atmadılar. Çünkü şunu söyleyeyim, kentsel dönüşüm meselesini eğer siz birilerinin kazanç sahası haline getirirseniz buradan başarı elde etme şansınız olmaz. Halk yararına bir süreç işletilmez ise, vatandaşların çıkarını her şeyin üstüne koymaz iseniz bu sistem yürümez. Biz tam da bunun tersini yaptık. Vatandaşın çıkarlarını en üst seviyeye koyduk. Her sürecini vatandaşımızla şeffaf bir biçimde konuşarak yaptık. Vatandaşımızın mülk sahibi olduğunu bildik. Mülk sahibi değil ise ya da mülkiyetini henüz elde edememiş ise mülkiyetini edinmesi için bütün yapılması gerekenleri kayıtsız yaptık. İnsanımızı mutlu etmenin birinci vazifemiz olduğunu unutmadık. Ve o insanların güvenli yuvalarına kavuştuklarında ne kadar kıymetli bir ibadet gibi bir hizmet olduğunu asla zihnimizden çıkartmadık. İşte onun için kurmuş olduğumuz bu sistem başarıya kavuştu. Artık neredeyse her ay birkaç noktada insanlarımızı mutlu etmenin haklı gururunu yaşıyorum. İşte bugün ikinci etap anahtar teslim törenini gerçekleştirdiğimiz Eyüp Sultan Yeşilpınar evleri bu büyük ve güzel dönüşümün, hassas dönüşümün insanlarını, hanımefendilerini, beyefendilerini, onların evlatlarını mutlu eden bir dönüşüm örneğidir. Hepinize hayırlı ve uğurlu olsun. Sadece bu Eyüp Sultan Yeşilpınar evlerinde geçmişte yapılanlara baktığınızda dahi aslında aradaki farkı görürsünüz. Yani halkçılarla rantçılar arasındaki farkı çok net bir şekilde görür ve anlarsınız. Biz halkçı kimliğimizi halkımızın yanında ve hiç kimsenin siyasi görüşüne zaten bakmaksızın onların dertlerini çözüme kavuşturma konusunda kararlılığımızı ortaya koyduk. Burası hak sahiplerinin 50 yıldır çözüm içinde oldukları ve arayışı içinde oldukları bir bölge. Bakanlar Kurulu tarafından riskli ilan edilmişti bu alan. Ama hükümet de, bizden önceki Büyükşehir Belediyesi de, Kiptaş yönetimi de, hatta ilçe yönetimi de kılını kıpırdatmadı. Tek bir şey yaptılar. Ben o ilanı gördüğümde, arkadaşlarım Kiptaş'ı ziyaret ettiğimde, gördüğümde şaşkınlıkla bunu incelemiştim. Ya doğru değildir, şaşırmışlardır diye dediğimi de hatırlıyorum. Bu alanı, yani üstünde yaşayan insanların olduğu bu alanı gazete ilanıyla satışa dahi çıkarmışlardı. Vatandaş çaresizlik, belirsizlik içinde kıvranırken onlar bu alanı birilerine satalım, orada bir rant elde edilecek, insanların oradaki dertlerini, sıkıntılarını hiç dinlemeye bile tahammülleri yoktu. Biz göreve gelince Kiptaş'la birlikte, bütün yönetimimizle birlikte, sadece burası için değil, İstanbul'un her bu tarz konularında ve bu tarz noktalarında kesinlikle ve kesinlikle tereddütsüz sizlere nasıl çözüm buluruz,
bunun arayışı, bunun fedakarlığı bazen, bakınız bazen makul yetki aşımının riskini dahi arkadaşlarım alarak yol yürüdüler, yolculuk yaptılar. Ve işte tam da bu yöntemle birlikte 18 ay içerisinde kararlı, şeffaf bir ahlaklı bir yaklaşımla 192 bağımsız birimden oluşan alanda 201 hak sahibinin tamamıyla uzlaşmayı sağladık. Bu çok değerli bir adımdı. Hiç kimseni, hiç kimseyi boş hayallerle de kandırmadık. Yapılabilecek neyse onu anlattık. Ben arkadaşlarıma hep şunu söyledim. Kamu yönetiminde olan bizler, vatandaşına hizmet etmekle yükümlü olan bizler, iki şeyden asla vazgeçmeyeceğiz. Vatandaşımız için yapılabilecek hangi husus varsa sonuna kadar, onu son damlasına kadar yapacağız. Yapılamayacak bir şey var ise, yapamayacağımız bir şey var ise de onu tüm şeffaflığıyla vatandaşımıza anlatacağız. Vatandaşımızı aldatmayacağız. Vatandaşımızın sürecin içerisinde en şeffaf şekli olmasını kesinlikle sağlayacağız. İşte tam da bu şekilde hareket edildiği için bütün engellemelere rağmen Ali Bey az önce tek tek anlattı. İlçe belediyesinden meclise ve diğer unsurlara varıncaya kadar 18 ay içinde tüm sorunları çözüldü ve projenin temelini hep birlikte sevinçle, gururla attık. İnşaatın başlamasının ardından sürecin önüne yine engeller çıkarılmaya çalışsalar da özveriyle çalıştık. Birinci etabı Ocak 2023'te, yani tam bir yıl önce anahtar teslimiyle birlikte sizlerle buluşturduk. Bakınız, çok zorlu bir ekonomik süreçten geçiyoruz. Sevgili hemşehrilerim, benim kıymetli dostlarım, değerli hanımefendiler, beyefendiler, bakın dünyada savaşın içinde olan ülkelerde dahi bu kadar yüksek enflasyon, bu kadar yüksek faiz, insanların kendi ücretlerinin bugün birazcık rahatladım dediğinde iki ay sonra bile inanılmaz yoksullaştığı, fakirleştiği, maliyet artışları dünyanın hiçbir yerinde yok. Ne yazık ki dünyada bir tek enflasyonda ve faizde bize çağ atlatan bir yönetimle karşı karşıyayız. Bir tek bu konuda çağ atlattık sözü ya da sıçradık sözü geçerli. O bakımdan bu koşullarda hele hele inşaat yapmak kolay bir iş değil. Belki de iş yaşamımın en önemli deneyimlerinden birisi olan bu sektörde, bu tür ortamlarda gerçekten maliyetlerle baş etmek çok zor. Ama bütün bu koşullara rağmen vatandaşımıza hiçbir mağduriyet yaşatmadık. Hükümetin ekonomi politikalarının faturasını siz kıymetli hak sahiplerimize ödetmeden süreci çözüme kavuşturduk. Bu çok önemli bir şey. Ekonomiyi yönetemeyen insanların kentsel dönüşümü de yönetemeyecekleri nereden ortaya çıktı? İşte sizin evinizi 1 liraya mal edeceğiz derken milletin cebinden bunun 20-30 katı çıkacak şekilde sistem yönetmeye gayret edenlerin ya da bu sistemi övenlerin yaptığı hatalardan anlıyoruz ki ekonomiyi yönetemeyenler kentsel dönüşümü de yönetemezler. Milletini mağdur ederler. Parasını pul ettikleri gibi o alım gücü küçülen paralarının misli misli kat kat fazlasını kentsel dönüşüm kavramı üzerinden ceplerinden söküp alırlar. Tabiri caizse hortumlarlar. Tam da işte biz bunu reddediyoruz ve diyoruz ki başından beri arkadaşlarımla konuştum. Hesabını verebileceğiniz, rakamları sabitleyebileceğiniz, mümkün olduğu kadar o insanlarla konuştuğunuz rakamlar üzerinden işinizi sonlandırabileceğiniz modellerle insanların karşısına çıkın. Ben hiçbir insanımı hayal kırıklığı içerisinde görmek, altından kalkamayacağı yüklerle boğuşmasını istemiyorum dedim.
İşte tam da bu yönüyle bu başarıyı elde ederek Kiptaş hem burada hem diğer noktalarda, hatta bir kısım işlerinde asgari ücret rakamlarının altında taksitlerle dahi işlerini bitirerek teslim ettikleri için ben bütün ekibimize, İBB'nin bütün kurum kuruluşlarına destek olan ve tabii ki Kiptaş'a, genel müdürlüğünden çalışanlarına hepinizin huzurunda teşekkür ederim. Bir yandan işsizlik, yoksulluk, pahalılık yaratırlarken bir yandan da kentsel dönüşüm mağdurlarını dinlemeye dahi tahammül edemiyorlar. Halkın sesinin duyulmasını istemedikleri için vatandaşın kamerasını bile kapatabiliyorlar. İnanın ben diliyor ve istiyorum ki ne biz ne de bir tek yöneticim böylesi bir duruma hiçbir vatandaşın huzurunda düşmesin. Düşmeyecekler de. Bizim derdimiz az önce dediğim gibi vatandaşımızın sıkıntısını çözme derdi. Bakınız az önce de ifade ettim. Sosyal konut ürettik. Sabit taksitle evlerini teslim ettik. 5 yılda kentsel dönüşümü hızlandırdık. Bugün itibariyle 10.039 bağımsız birimi teslim etmiş oluyoruz. 8.795 bağımsız birimin de hızlıca teslim edileceği günlerin içerisinden geçiyoruz. İnanın en doğru ve en ahlaklı şekilde süreci yönettik. İnanın ben bu konuyu herkesle gittiğim her noktada insanlarla rahatlıkla konuşabiliyorum. Bu rahatlığı almamın tek sebebi işte bu süreci düzgün konuşmamızdır. Görevini layığıyla yapan bir belediye başkanının huzurunu içimde yaşıyorum ve hissediyorum. Allah kimseyi mahcup etmesin kamu hizmetindeyken hep derim. Çünkü millete hizmet ediyorsunuz. Allah beni size mahcup etmesin diyorum. Duam budur ve bu duadan hiç vazgeçmeyeceğim. Her konuda önceki dönemlere göre çok güzel işler başarmış bir yönetimiz. İnanın her ne yapıyorsak da en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Yaptığımız her iş en kalitelisi olacak diyorum bütün yönetici arkadaşlarıma. Bugün sizlere teslim edeceğimiz evlerin sağlıklı, modern, depreme dirençli evler olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama ben arkadaşlara dedim, gittiğiniz yerde sürprizler yaratın. Hemen bu projeyi yaparken bir yerine kreş yerleştirin, bir yerine kütüphane yerleştirin. Yeni donatılar katın ve biz her binamızdan altında farklı mekanlar çıkarıp eş, dost, akraba kayırmacılığı değil, oradaki sosyal çevreyi zengin kılacak çocukların gittiği kreşleri, kütüphaneleri, sosyal hizmet alanlarını da açıyoruz. Bu da bizim ekstralarımız oluyor aslında. O bakımdan bugün gerçekten 2018 yılında satılmaya çalışan bir alanda yüzlerce vatandaşımızın sağlam dirençli yuvalarına kavuşmasının gururu bir başka. Ayrıca ki ben o dönemde en az 3 kez buraya geldim, vatandaşın tepkisini duymak için de geldim. Temel atmada bir feryat duymuştum. Bir takım yanlış yönlendirmelerle insanlarımız kaygılanmıştı, tedirgin olmuştu. Onlara da kızmıyorum. Çünkü geçmişte kaygılanacakları birçok hatayı yönetimler yapmıştı. İster istemez bizi de aynı zannediyorlar. Biz öyle değiliz. İşte bu gördüğünüz alanda hızlıca arkadaşlarım bugünkü anahtar teslim töreninden sonra çok güzel bir park ve donatı alanını yapmaya başlayacaklar. Daha önce yok ora kapanacak, site içinde kalacak cümlelerinin tam tersine bu bölgede yaşayan herkesin keyifle kullanacağı çok şık bir mahalle parkını da buraya hediye edecekler. Ben de 20-25 gün sonra geleceğim. Bu park bitti mi diye komşularımla beraber teftişini yapacağım. Buradan da söyleyeyim. Modern şehircilik ve tasarım ilkelerine göre tasarlanan Eyüp Sultan Yeşil Pınar evleri aynı zamanda en iyi kentsel dönüşüm ve sağlıklaştırma projesi kategorisinde de ödül kazandı. Bu bizim hepimizin gururu.
tüm çalışma arkadaşlarımın yanı sıra tasarımına da katkı sunan değerli mimarlarına, bu işin yüklenicilerine, her birisine ayrıca da teşekkür ediyorum. Sağduyulu bir şekilde bizimle birlikte işbirliği yapan bütün hak sahiplerine teşekkür ediyorum. Onlara hayırlı, güzel, mutlu, huzurlu bir yaşam diliyorum. Evlatlarıyla çok güzel bir gelecek diliyorum. Hem bu şehirde, hem yuvalarında, hem bütün ülkemizde. Kentsel dönüşüm ve sosyal konut üretiminde hiç kimsenin kaybetmediği, herkesin kazançlı çıktığı bir süreci hep birlikte ortaya koymayı diliyorum. Biz bunun iyisini yapıyoruz, bir başkası ondan daha iyi yapmak için mücadele etsin. Bizi aşağı bastırmak için değil, bize bunu söyledik. Ya deprem işi, kentsel dönüşüm işi, birlikte mücadele işi, kol kola, omuz omuza, açılışlarını birlikte yapalım, temellerini birlikte atalım. Bizden mal kaçırır gibi davrananlar meseleyi sadece şuraya koyuyorlar. Onlar şöyle diyorlar, biz kazanalım. Ben de diyorum ki ey milletim, siz kazanın, milletimiz kazansın, aramızdaki fark bu. O ben diyen, biz diyen sadece akıldan çıkıp millet kazanacak. Bunu bir türlü öğretemedik. İnşallah İstanbulluların, ülkemizin insanının sevgisini, güvenini, takdirini hep birlikte kazanacağız. Ve ki bundan daha değerli bir şey yok. Hep birlikte kazandıktan sonra huzurlu uyuyacağız. İşimize daha enerjik kalkacağız ve o şekilde bütün memleketimizin, özellikle İstanbul'umuzun sorunlarını çözeceğiz. Tabii bizim bu huzurumuz güzel işler sayesinde arttıkça, kafamızı yastığa huzurla koydukça, güzel ve kısa uykularımızla o geceyi geçirip yine tam enerjik yola çıkıp koştukça başkalarının da uykuları kaçıyor. Bunu anlıyorum. Onları uykusuz bırakmaya devam edeceğiz. Çünkü hiçbir insanımıza boş vaatlerle, seçime endeksli sözde projelerle kandırmadık, kandırmayacağız. Kandırmaya çalışanların da kandırmalarına fırsat vermeyeceğiz. Bunun için gecemizi, gündüzümüzü birbirine katarak çalışmaya devam edeceğiz. Enerjimiz, gücümüz, irademiz inanın tamdır. Bundan hiç endişe etmeyiniz. İşledikçe ışıldayan bir demir gibiyiz. Yolumuza pırıl pırıl bir biçimde devam edeceğiz. 31 Mart'ta sizlerden ve özellikle bu tür hizmetlerimizden faydalan siz kıymetli hemşerilerimizin de destekleriyle, onların da eşine, dostuna, komşusuna görmüş oldukları muameleyi anlatarak, bizimle yaşadıkları diyalogları referans olarak sunarak, biz onların da desteğiyle birlikte büyük hedeflere doğru daha da hızlı yol almamızı sağlayacak yolculuğa devam edeceğiz. İstanbul'u israftan, kendi ifadeleriyle ihanetten uzak tutacağız. İstanbul'umuza bereket, bolluk ve insanına hizmet eden anlayışı getirdik. Büyüterek yolumuza devam edeceğiz. İsraf isteyenler kaybedecek. Kazanan İstanbul olacak, kazanan bereket olacak, kazanan 16 milyon İstanbullu olacak, kazanan tam da bugün burada bulunan Eyüp Sultan Yeşilpınar evlerinin mülk sahipleri gibi bizim vatandaşımız olacak. Sizleri kazandırmaya devam edecek yönetim olarak yolumuza devam ediyoruz. Sizlerin destekleriyle gücümüzü büyüterek devam ediyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Allah sizi huzurlu bir yaşam süreceğiniz konutlarda uzun yaşamayı nasip etsin. Ben de gelip inşallah çayınızı, kahvenizi içeceğim. Şimdi tabii burada anahtar dağıtacağız, doğru mu? Ama ben Eyüp Sultan Belediye Başkanı adayımızı Mithat Bülent Özmen'i ve birlikte koşacağı ilçe başkanımızı yanımıza davet edeceğim. Sebebi şu, biz Bülent Bey'le birlikte çalıştık 5 yıl.
ben sonuçta milletin evlatlarıyla çalışacağım diye söz vermiştim. Milletin evlatlarıyla çalışacağımın özel bir tarafı var. Yani ben eş, dost, akraba, kızım, oğlum, damadım, gelinimle çalışmayacağım. Ben milletin evlatlarıyla çalışacağım. Milletin iyi yetişmiş evlatlarıyla çalışacağım. O evlatlar ki hem geçmiş yaşamlarında sağlıklı, güçlü referansları olacak, hem de bu millete hizmet etme konusunda kararlı olacak. Bülent Bey, hepinizin kullandığı gazın dağıtımını yapan ve kısacık bir dönemde geldik ki İstanbul'da bile henüz gazı olmayan mahalleler, sokaklar, caddeler var. Onları neredeyse sıfırlayan, ama daha da önemlisi Türkiye'nin en büyük bütçelerinden birine sahip kurumunu yönetirken ahlaklı, bir kuruşuna zeval getirmeden iş üreten, kurumun bütününe de katkı sunan, erdemli bir davranışla süreci yöneten bir yöneticimiz oldu. Bu bağlamda yıllardır Eyüp Sultan'da yaşayan sevgili hemşerimi bu çıktığı yolda elbette kutluyorum. Ona bu görevi tevdi eden partimizin yönetimine, parti meclisine, üyelerine, genel başkanımıza, MYK'ya teşekkür ediyorum. Eminim ki mahcup olmayacak. İyi bir yol arkadaşı olacağız birbirimize. Eminim ki Eyüp Sultan'a da hizmet getiren ve Eyüp Sultan'ın konularına hakimiyetiyle çözüm bulan bir yolculuğu sizlerle yaşayacak. Ben bütün Eyüp Sultanlığı hemşerilerimden, komşularımdan, özellikle bu güzel evlerin sahiplerinden kendisine destek talep ediyorum ve yolu açık olsun diyerek ben hem değerli belediye başkan adayımızı ve ilçe başkanımızı önce yanıma davet ediyor ve onları alkışlamanızı istiyorum. Programı da sunucu dostumuz başlatırken biz sizi selamlayalım. Şimdi hak sahiplerimizden 10 hak sahibimizi sahnemize davet edip bir hatıra fotoğrafı alacağız. Sayın Kiptaş Genel Müdürümüz Ali Kurt Beyefendi'yi sahnemize lütfen davet edelim. Sayın Parti Meclisi üyelerimizi lütfen bu mutlu aile fotoğrafına davet edelim. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, sizlerin komşusu, ilk olarak anons edeceğim, anahtarını alacak olan komşumuz İrfan Turan oluyor. İrfan Bey'i alkışlarımızla sahnemize davet ediyoruz. İlk hak sahibimiz Sayın İrfan Turan, gördüğünüz gibi anahtarını alıyor. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz bizler de. Çok teşekkür ediyoruz. İkinci olarak Sayın Erdem Engin'i sahnemize yine alkışlarla lütfen davet ediyoruz. Erdem Bey geliyor alkışlarımızla. İrfan Bey anahtarını gösteriyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bu mutluluğu gözlerinden de okumak mümkün. İkinci hak sahibimiz Erdem Engin de şu an anahtarını aldı. O da bu mutluluğu yaşıyor efendim. Arif Taban, siz varsınız efendim sırada. Arif amcamızı davet ediyoruz alkışlarımızla. Arif Bey buyurun. Arif Bey de misafir ettik. Anahtarını takdim ediyoruz. Sayın Hüseyin aldı kaçtı. Lütfen sizi de davet edelim mi Hüseyin Bey? Alkışlarımız da gelsin. Hüseyin aldı kaçtı geliyor. Hayırlı uğurlu olsun ona da. Sayın Yüksel Birol sırada, siz varsınız efendim. Yüksel Bey'i de davet ediyoruz
Yüksel Bey de geliyor. Dairesinin anahtarını almak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanına. Sayın Recep Kurt, sizi de alkışlayalım mı? Recep Kurt aramızda. Onu da davet ediyoruz. Lütfen buyurun efendim. Sırada sahnede anahtarını takdim edeceğimiz komşumuz Sayın Hasan Çoban. Hasan Bey, siz de lütfen davet edelim. Komşumuz geliyor Hasan Bey. Lütfen buyurun, teşekkür ediyoruz. Sayın Harun Kaya, sırada siz varsınız efendim. Harun Kaya'yı davet ediyoruz şimdi alkışlarla lütfen. Şimdi güzel bir aileyi davet ediyoruz. Lütfen alkışlarınızla İrfan Arıcı, Meryem Arıcı ve Nazlı Arıcı geliyor. Alkışlarımızla bu güzel ailemizi, bu güzel komşularımızı başkanımızın yanına davet ediyoruz efendim. İrfan Arıcı, Meryem Arıcı ve Nazlı Arıcı fotoğrafını aldığımız komşularımız onlar. Son olarak Sayın İbrahim Köse'yi davet ediyoruz. Bu güzel günde, bu güzel buluşmada anahtarını takdim edeceğimiz son komşumuz Sayın İbrahim Köse oldu. Diğer komşularımızın anahtarlarını da takdim edeceğiz. Kiptaş Genel Müdürümüz takdim edecek. Mevcut anahtar alanların kıymetli eşleri de bu fotoğrafa katılabilir. Hanımefendiler, beyefendiler varsa anahtar alanların eşlerini de davet edebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Katılabilirsiniz bu fotoğrafa. Çok teşekkür ediyoruz. Dernek Başkanımız Genel Müdürümüze bir günün anısına hediye takdim etti. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu fotoğrafı bir aile fotoğrafı haline getiriyoruz ve ölümsüzleştiriyoruz. Bu güzel günün hatırası olarak Kiptaş Eyüp Sultan Yeşilpınar Evleri 2. etap anahtar teslim törenimizi bu güzel fotoğrafla sonlandırıyoruz efendim. Hayırlı uğurlu olsun bütün komşularımıza, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyoruz. Eyüp Sultan ilçemize, Yeşilpınar'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Parkın açılışında ve yeni projelerimizin açılış törenlerinde yeniden buluşmak üzere. Tasarlanmış Kiptaş'ın gerçekten gururla tanımlayacağı yerler. 26 Ocak 2023'te ilk etabı tamamladık. 108 hak sahibimize evlerinin anahtarlarını teslim ettik. Hep şeffaf ve dürüst olduk ve ilk günden beri ne söz verdiysek gerçekleştirdik. Ve bugün 113 hak sahibimiz daha deprem dirençli evlerine kavuşuyor. Yoğun yapılaşmadan uzak mahalleye açık kreşi, çocuk parkları, kütüphanesi, aile sağlığı merkeziyle bölgeye değer katacak Eyüp Sultan Yeşilpınar Evleri'nin ikinci etabı tamamlanıyor.